Merhabalar, faydalı videolara hoş geldiniz. Bu videomuzda Tropaeus türlerinde cinsiyet ayrımı nasıl yapılır? Biraz bunu incelemeye çalışacağız. Ekranda görmüş olduğunuz balığımız Tropaeus Ikola Kaiser dişi değerli izleyenler. Bu balığımızın şimdi dişi olduğunu nasıl anlarız? Hemen bunu aktarayım. Tropaeus türlerinde cinsiyet ayrımı yapmak gerçekten çok zordur. Özellikle bu balığa yeni başlayan akvaristler, hobiciler tarafından kolay kolay anlaşılamayacak, cinsiyet ayrımı yapılamayacak türler arasında yer alır bu balık, Tropaeus türleri. Elimizdeki Ikola Kaiser, böyle bir şey ile karşı karşıya iseniz değerli izleyenler, böyle bir şeyle karşı karşıyaysanız yapmanız gereken tek şey anisüent kontrolüdür. Aksi halde yanılma olasılığınız gerçekten çok yüksektir. Şimdi birlikte dişi Tropaeus'ların cinsiyet ayrımını nasıl yaparız? Hemen anisüentine bakacağız bu balığımızın. Anisüent arasındaki farkı birlikte kameraya yansıtmaya çalışalım. Ve sizler de almış olduğunuz balıkları dişi mi erkek mi diye dışarıdan bakarak tahmin etmeye çalışmazdan evvel direkt balığımızın, yetişkin bir balığın, yalnız bu balığımız ortalama 8-10 santim civarında bir balık, direkt hemen anüsventine bakarak balığımızın dişi mi erkek mi olduğunu anında anlayabilirsiniz değerli izleyenler. Şimdi yavaşça balığımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Evvela şunu belirteyim. Dişi Tropaeus'larda anüsvent aynen normal küçük O harfi ile büyük O harfi canlandırın aklınızda, düşünün. Anüsvent arasındaki fark küçük O ile büyük O arasındaki fark gibidir. Şimdi birlikte balığımızın altına bakıyoruz. Balığı düzgünce tutmaya çalışacağım. Bakın değerli izleyenler, videomuz netlerse eğer, balığı da çok fazla dışarıda tutmayacağım. Evet değerli izleyenler, bakın balığımızın anüsventini netledik şu an itibariyle. Bakın ön taraftaki, yani videonun alt tarafındaki delik ile üst tarafındaki arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Dişilerde bu şekilde olur. Küçük sıfır, küçük O harfi ve küçük O harfi gibi olur. Büyük O harfi gibi olur değerli izleyenlerimiz. İşte balığımız, bakın, cinsiyet ayrımı yapabilmenin en kolay yöntemi budur. Biraz suya bırakıyorum balığımızı, dinlensin birazcık. Evet, şimdi Tropaeus'larda bu şekilde. Emin olmak istiyorsak dişi veya erkek olduğundan mutlaka anüsüvent kontrolü yapmalıyız. Anüsüvent kontrolü yaptıktan sonra 8-10 santimi geçmek kaydıyla balığın 8-10 santimden daha, 8 santimden 7 santimden daha büyük olması gerekiyor ki yanılma payımız da bir o kadar düşsün diye. Bu boya ulaşmış Tropaeus'larda değerli izleyenler, yanılma payınız çok minimuma iner ve dişiyi erkekten çok rahatlıkla ayırt edebilirsiniz ve bu şekilde de rahatlıkla koloninizi kurabilirsiniz. Bazı akvaristler, Tropaeus kolonisi kuran akvaristler tarafından yavru alamamakla ilgili çok fazla soru ve şikayet geliyor. Bunların başlıca nedenlerinden bir tanesi cinsiyet ayrımı yapamamak. Koloniye çok fazla erkek karışması veyahut da aynı oranda erkek dişi olması Tropaeus'lardan verim elde edememek anlamına geliyor. Yavru alamamak anlamına geliyor aynı şekilde. Tropaeus kolonilerinde 500 litrelik bir akvaryumda 2 erkek 14-15 tane dişi olmak kaydıyla güzel bir koloni kurup rahatlıkla su sıcaklıklarını ve beslenme şartlarını ayarlayabildikten sonra çok rahatlıkla verim elde edebilirsiniz, yavru alabilirsiniz diyorum. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.